sizi bu videomda Beyazıt Paşa Mehmet Çelebi'nin sadrazamının hayatını anlatacağım. Beyazıt Paşa, Amasyalı Beyazıt Paşa olarak da bilinir. Osmanlı Devleti'nin Fetret Devri'nde 1413'te Sultan 1. Mehmet Çelebi saltanatında sadrazam olmuştur. Devleti toparlama süreci içinde yanında bulunmuş ve sonra da 2. Murat döneminde Düzmece Mustafa'ya Sazlıdere'de yenilip teslim olup onun emriyle öldürüldüğü Temmuz 1421'e kadar başvezirlik yapmış bir Osmanlı devlet adamıdır. Hayatı. Amasyalı Yahşi Bey'in oğludur. Amasya'da doğduğu için lakabı Amasyalı olmuştur. Sarayda yetişmiştir. 1. Beyazıt döneminde bazı askeri görevler yapmıştır. Çelebi Mehmet'in Amasya'da Sancakbeyliği yaptığı dönemde onun baş danışmanlarından biridir. Yıldırım Beyazıt'ın Timur'a esir düştüğü 1402 Ankara Savaşı'nda 15 yaşındaki genç Şehzade Mehmet'i Timur'un kuşatmasından kurtararak Amasya'ya getirmeyi başarmıştır. Beyazıt Paşa Mehmet Çelebi'nin Amasya'da Osmanlı Birliği'ni yeniden kurmaya çalıştığı, kendileri de sultan sıfatıyla çeşitli merkezlerde üstlenmiş kardeşlerine karşı mücadele verdiği dönemde onun hizmetinde bulunmuştur. Mehmet Çelebi'nin 1412 yılında Bursa'ya girerek 1. Mehmet adıyla Osmanlı hükümdarı olmasından sonra da vezir olmuş ve Karamanoğulları Beyliği üzerine yapılan bir seferde önemli hizmetlerine karşılık ayrıca Rümerli Beyler Beyliği olarak atanmış, bu iki vazifeyi ölümüne kadar muhafaza etmiştir. Börlükçe Mustafa'nın da 5000 kişiyle İzmir Sancak Beyliği'ni yenmesi üzerine isyan ciddileştiği, Saruhan Sancak Bey'in de Börlükçe'de yenilmesi üzerine Sultan 1. Mehmet Çelebi'nin harekete geçtiği ve Veliaht Şehzade Murat ve Veziri Azam Beyazıt Paşa'yı Börlükçe'nin üzerine gönderdi. Hayli şiddetli geçen Karaburun Yarımadası çarpışmalarında Beyazıt Paşa isyancıların çoğunu imha etti. Esirleri de idam ettirdi. Bizzat Börlükçe Mustafa da idam edildi. Manisa civarında Tollak Kemal ile 3000 asi de yakalanıp öldürüldü. Anadolu'daki isyan bastırıldıktan sonra Şehit Bedrettin'in yanındakilerin çoğu kaçtılar. Beyazıt Paşa Rumeli'ye geçerek Şehit Bedrettin ve taraflarını Deli Orman'da küçük bir çarpışmadan sonra kolaylıkla yakaladı. Şehit Bedrettin'i kardeşi Mustafa Çelebi'ye karşı Rumeli'ye geçmiş bulunan Sultan 1. Mehmet Çelebi'nin bulunduğu Serez yolladı. Sultan Şeyh Bedrettin'i Heraklı Mevlana Haydar Başkanlığındaki mahkemede yargılatarak 1420'de Serez Çarşısı'nda astırdı. Böylece Mustafa Çelebi hadisesiyle aynı zamanda vuku bulan ve Osmanlı Devleti'ni çok zor duruma sokan bu ayaklanmalar Beyazıt Paşa'nın sayesinde ortadan kaldırıldı. Mehmet Çelebi'nin ölümünden sonra oğlu 2. Murat tahta geçti. Ancak bu arada vezir olan Beyazıt Paşa, padişahın ölümünü onun vasiyeti üzerine oğlu Şehzade Murat'a gelinceye kadar 40 gün süreyle gizledi ve böyle de çıkması muhtemel bir fitneyi ve kargaşayı, hatta isyanı önledi. Mayıs 1421'de tahta geçen 2. Murat zamanında Beyazıt Paşa'ya vezir mevkini korumuştur. Çelebi Mehmet'in ölümünün duyulmasından sonra serbest bırakılan ve hemen meşru hükümdarla mücadeleye başlayan Şehzade Mustafa'nın, yani Düzmece Mustafa'nın üzerine gönderilmiştir. Beylerbeyi olarak kuvvetleriyle Rumeli'ye geçerek Mustafa Çelebi'ye karşı koymuştur. İki taraf bugün Keşan'ın bir köyü olan Saros Köprüsü'nün kıyısında Sazlıdere mevkinde karşılaştığında muharebe sırası esnasında elindeki kuvvetler Mustafa Çelebi tarafına geçince Beyazıt Paşa teslim olmuştur. Fakat kendisine itimat edilmeyerek Mustafa Çelebi'nin yanındaki İzmiroğlu Cüneyt Bey'in ısrarlarıyla Temmuz 1421'de boynu vurulmuştur. Mezarı Sazlıdere'dedir. Amasya'da Beyazıt Paşa Camii'ni imaret ve medrese yaptırılmış ve 1418 tarihli vakfiyeleri vardır. Oğlu İsa Bey Ümera'dan olup Bursa'da mescidi ve imareti vardır. Torunları zamanımıza kadar gelmişlerdir.
Arkadaşlar, videomu beğendiyseniz beğenmeyi, bu tarz videoların devamını takip etmek için abone olmayı unutmayın.